girdim. Çıkış yok. Sadece çıkmaz yollar var. Gwen, yine sen misin? Çıkmaz yollar. Tabii öyle. Çıkmaz yola bugün bir kez girdim zaten. Şu anda uğraştığımsa bir hayal etmek biliyordum. Umarım Gwen'e yanıldığımı söyleyecek kadar hayatta kalabilirim. Kevin, sen hayalet değilsin. Sen hayalet değilsin. Zavallı küçük benim. Bütün gün hayaletlerden kaçıyor. Aslında korkman gereken şey benim. Bekle. Nasıl vahşi asma olabildin? Ben vahşi dikenim. Uzaylılarımı mahvettiğine inanamıyorum. Mal onu bulanındır. Vahşi asma bir kahraman olmalı. Pis bir bahçe mahsulü değil. Hakkımı yeme. Vahşi diken daha harika. Hiç sanmam. Senden daha sert bahçe bitkileriyle savaştım. İspatlamamı istiyorsun gibi geldi. Ne oldu? Üzgünüm. Gülünü ve surat ifadeni düzeltmem gerekiyor. Su tankı mı? Ne su tankı? Adım atık tankı. Bir dakika, bir uzaylıdan diğerine nasıl bu kadar çabuk geçtin sen? Çünkü beklemek çok gereksiz. Atık tankı hiç hoş değilmiş. Çamura batan adamın dedim birine bak. Bakalım kas gücün zekamı alt edebilecek mi? Gri madde mi? Mükemmel. Beni kopyalayacaksan bari gri maddeden daha büyük bir şey. Gri madde? Karanlık madde. Boyunu nasıl uzattın? Her neyse yine de çelimsiz. Kayıp uzaylılarım nasıl eline geçti? Kayıp mı? Hiç başıma gelmedi. Belki de sadece şapşallar kaybeder. Bu yeni. Iskaladın. Bu da ne? Aman daha çok zorlanırım sanmıştım tenisim. Kabul et. Ben bu uzaylı işinde ustayım. Benimle rekabet edemezsin canım. Öyle mi dersin? Biraz daha konuşsana. Belki beni yok etmek için acele etmemelisin. Belki de çabucak halletmeliyim. Bazı şeylere daha çok dikkatini vermelisin. Şarjı azalan saatin gibi. Yapma ama ya. Ne oluyor şimdi? Pekala Kevin. Şimdi soruları sorup cevapları alma zamanı. Bütün cevaplarımı tükettim. Birincisi o deyimi yanlış kullandın. İkincisi senden daha büyüğüm, senden akıllıyım ve daha güçlüyüm. Ve daha cesurum. Beni hayalet sandığına inanamıyorum. Saçma çalı. Yaptıklarını izledim. Umut vaat ediyorsun. Ne? Burada mı çalışayım yani? Hayır. İkimizin amaçları da aynı. Birlikte düşmanlarımızı ezip sonunda gerçek güce ulaşabiliriz. Almayayım kalsın. İnek şövalyelerden yardım istemem. Ne ucube ama. Bu kadar erken ayrılmanız çok kötü. Yardımın için çok sağ ol Bexy. Çocuklar adeta neşe kaynağıydı. Ancak size hediyelerinizi vermeden gitmenize razı gelemem. Şatonun düş kırıklığı yarattığını biliyorum ama Bexy ile bunu kraliçenin odasını temizlerken bulduk. Kraliçenin odası? Galiba bir müzik kutusu nesilden nesile el değiştirmiş. Hatta önünde ailemizin arması bile var. Vay canına, sağ olun Lady Warwick. Ben hediye olarak seni affediyorum. Ya affımı kabul edersin ya da Flama ve bahçede neden olduğum binlerce poundluk büyük zararı üstlenirsin. Öyle olsun. Ve canımın içi Maxim, sana en iyi çayımı veriyorum. Zor bir günün sonrasında harikalar yaratır. Öyle mi? Teşekkür ederim. Bir dakika. O insanlar da kim? Onlar benim ustalarım. Bugün çalışmaya başlıyorlar. Şatoyu güzelleştirme zamanı. Eğer ustalarım varsa ben niye onca şeyi yaptım?